Hakan da buradaymış. Hakan Bey, nerede hoş geldin? Hakan da burada, ismi de. Üstücüm. Hoş geldin, şeref. Ay ay, ne güzel. Şehrimiz Baki abi, babalar. Orkestradaki gerçek piyanistlerden özür diliyorum. Vallahi çok iyisin, nasıl da değil mi? Düğünlerden düğüne Hüsnü. Ne? Düğünden düğüne. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ne? Sen çalarken ne dedim biliyor musun? Hani biz konservatuvarda beraber istişaremiz var. Evet. Şöyle gelsene. Şey dedim. Yok sen rahatsız olma, otur lütfen. Otur Allah vallahi aşkına. Bütün geceyi mi çalacağız? Öyle anlaştık bu gece ya. Öyle anlaştık bu gece. Ya otur Allah aşkına. Bebe şarkı değil bana. Öyle bir şey yok. Ben onun ödemesini aldım. Geceyi çalacaksın ki başka bir yere gidelim. Ya. Ya Ata okuldayken ya meşhur olacaktı. Meşhur olacaktı ya, yani. Nasıldı işte, değil mi? Belli ya, oluyor işte. Belliydi işte, yani o zaman. Hakan'ı ya, da belliydi. Hakan'ı da belliydi. 100 yıldır tonu değişmiyor. Okulda bile Hakan nasıl da belliydi? Lan ben Ata. Ya yere düşüyor. Halı sahada, halı sahada maç yapıyoruz. Yere düşüyor yerden böyle. Hakan iyi misin? İyiyim baba. O hep gülayız. Bak vallahi yani ya şarkıcı olarak ne bileyim ya müzisyen, zaten müzisyen kimliğini ben hiç konuşmuyorum. Yani gerçekten UTÜ öğrencisi olduğunu biliyorum yani. Kantinde öyle vakitlerimiz geçti ki bizim. Hiç unutamayız yani o dönemlerimizi. Hep ekmek, ekmeğimizin peşindeydik. Bu arada beraber fasıllara falan giderdik. Fasıla gidiyor muydunuz? Tabii taklit falan da yapardık. Tabii beraber gidiyorduk. Aynı anda, inanamıyorum ya. Tabii çok güzel ekibimiz vardı ama gerçekten... Senin gibi bir dostum olduğu için gurur duyuyorum. Bak ciddi söylüyorum. Bu arada ev hayvan da hastasıyım. Onu hiçbir zaman. Hepimiz. Ya 50 kere 100 ben kere. Ben kendimi çok şanslı görüyorum efendim şu an. Gerçekten 3 tane Türkiye'nin göz bebeği sanatçı. Benim. Onların yanında bir müzik aletine dokunmak bile benim için keyif. Ya. Ve tabii ki taparım yani, Allah rahmet eylesin, tanıma evet, şerefine de nail oldum. Eyvallah. Ne sen. Ferdi Özbeyen. Sen zaten... Onun meşhur ettiği, onun sevdirdiği, milyonların şimdiki yıllarda yeniden bu şarkı sayesinde tekrardan hatırladığı bir insanın, bir büyük sanatçının eserini biraz olsun ya, canlandırmak bak, bile benim için sağlık, büyük keyif yani. Ağzına da sağlık. Ve bu şans. Arada biliyorsunuz Ata davetimizi kırmadı. Hiçbir televizyon programına gitmiyor. Ta ada sahillerinden gitmem İstanbul çok. Kıyılarına geldi. Hiçbir Boğaz'ın şarkılarını söyledi. Bizim senin için geldi senin ve... için Ferdi Özbeyen gecesi yaptık. Özel, evet. Sen biliyorsun. Çok seviyorsun çünkü. Biliyoruz hepimiz çok seviyoruz ama onun çok bambaşka seviyorum. Hayranlığı da var. Benim hayranlığım hiç değişmeden aynı tonda gidiyor. Sana yine plaklar, evet. Yine plaklar, yine gecenin başında ve sonunda Ferdi Özbeyen her aynen. Zaman kalbimde. Yani. Bu gece zaten Ferdi Özbeyen şarkılarını en çok senden evet. Dinlemek istiyoruz. Evet, evet. Şarkılar bizi söyler, şarkılar bizi söyler. Bu yayını seyretmeye sabırsızlanıyorum. Biz de. Gerçekten. Gerçekten. Yani çünkü kendime yabancılaşıp seyretmeye çalışacağım. Sen mutluysan buradaymış biz çok gibi. Mutluyuz. Sen, biz çok mutluyuz. Teşekkür ederiz zaten. Bu arada davetimizi kırmadığın için. Daha ben hata. Oltayı balığı bıraktı. Ta Bozca adından programımıza geldi. Şarkılar bizi, şarkılar sizi, şarkılar Ferdi Özbeyen'in, şarkılar Ata Demirer'i söyler bu gece. Hadi tekerleme, hadi söyleyin bakalım. Abi. Bir de Ferdi Özbeyen'in piyanosu. Bu tonla devam edersen üstüyle biz telefonun başına geçeceğiz. Nasıl bir bekleme değil mi öyle? Ferdi Özbeyen'in piyanosunu getirdik sana zaten. Evet. Bakar çok mısın? Güzel ya. Sana da yakıştı valla. Şey. Evet, ve Ferdi abinin bakar mısın? Bunlar gerçek orijinal plaklar. Şimdi beni sevindiren bir şey var. Gençlik tekrardan plaklara döndü. Evet. Evet. Çok moda oldu son 5-10 yıldır. Ben hatırlıyorum işte okuldayken 90'lı yıllarda. Balık pazarının altında bir abimiz vardı. O plak satardı. Bir de Kadıköy'de meşhur doğru. Alt kattaki pasaj. Zar zor bulurduk bunları. Şimdi tekrar çıkıyor. Bütün gençler şu anda benim de geçen hafta bak, çıktı. Evet. Muhteşem. Sana harika bir şey. Senden Hemen de bir plak Analog bekliyoruz başka. Tabii ki. Çıkacak çocuğum. Bu arada plak bütün diğer materyallerden daha güzel çalıyor. Bunu ben özellikle keşfettim. CD zaten bir kere yalan. Ondan önceki kaset başka bir şeymiş. Ama plak çok farklı, çok daha çok. Gerçek çalıyor. Cızırtısı gelecek önce. O aynen öyle. Değil mi? Böyle tereyağı yiyormuş sesi, gibi. İğne sesi. Tereyağı eriyor, tereyağı. Sesim güzel, tereyağı eriyor. Sarımsaklar, biberler. Aslında Ferdi Özbeyen olacak. Harikasın. Dört, iki oldu. Taksimetre çalışıyor ona göre. Dur sen ne şarkılar. Burada var ya program yeni başladı tabii, daha. Tabii çalarız bir sanki. Sen ne diyorsun? Sabaha kadar Ferdi Özbeyen şarkıları söyleyeceğiz. Sen bir söyleme bak gözlerini kapattın ama bir ara. Ama ben şimdi peki. Ferdi Özbeyen söylüyor zannettim. Sonuçta yani
buraya bir de sizleri dinlemek için geldim. Yeter ki ben şöyle kenarda bir yerde dinlensem biraz sizi çok merak ettiğim performanslarınız var. Öyle mi? Ay, evet. Ay keyifle mesela söyleyeceğim. Mesela sizde neler var bu akşamla ilgili çok merak ediyorum. Senin sevdiğin şarkıları seçtik. Hazırladık aynen. Gerçekten. Şu an hadi evet. Bakalım bir Peşref. Bir dakika Peşref mi? Ne diyorsun? Bir dakika ya ben biz Atay'la hani konservatuvardan ay evet anılara ya, geleceğim zaten. Atay'ın konservatuvardaki enstrümanı beynimiz yerinde değildi ki o zaman hangi anı? Değil mi? Vardı ne? Ben Ud'u Atay'a vermek isterim. Yok be abi. Atay belki bize ben, böyle bir tane çalıp söyler. Zaten Atay'ın çalmadığı bir şey yok ki. Ud'un yarısı yok. Yok sen şey olmayasın diye kestirttim bunu. Bir şey söyleyeyim yani. Üstünün göbek de fena durmuyor. Evet ben özellikle bu. At başı gidiyorlar mübarek. Geçen hafta şu tarafa oturdum. Olmadı. Bu hafta değiştirdik daha doğru. Ama Üstücüğüm biz uzun adamlarız. Biz iriyiz. Aynen. Bak Üstücüğüm biz kapı gibi adamlarız. Doğru söylüyorsun. Ya sizin güzel. Hükümet gibi diyorlar. Yüzünüz gönlünüz güzel. Geçin onları. Ben 2005 yılındaydı herhalde. Kardeşim böyle kulise girdi çok hızlı. Tek kişilik gösterim vardı. BKM'de oynuyordum o zaman. Tek kişilik dev kadro 1'di herhalde. Evet 1'di. Evet. Abi dedi çok önemli dedi bir misafirlerimiz var dedi. Gönül Akkor. Hadi canım. Evet. Ferdi Özbeğen. İşte yardımcıları, arkadaşları, dostları. Gönül abla da mı geldi? Evet Gönül abla da gelmişti. Yaşı biraz ilerlemişti. Allah çok fazla hani oyundan ona. Sonra hemen bir işte tebrik edip gitti ama şey Ferdi abiyle sohbet ettim. Şimdi benim babam Bursa'nın ilk plakçılarından biri. Yani benim çocukluğum bir plak dükkanında geçti. Oradan başlıyoruz. Evet. Abi. Yani ve çok ustadır bazı konularda. Yani o teknik pick-up'lar, iğneleri, bilmem neleri yurt dışından oradan buradan gelir falan. O hep Bursa'nın o ilk efendime söyleyeyim o elektronik analog plak pick-up kolon müzik seti amfi dünyası. Onların içinde büyüdüm. Onların içinde büyüdüm. Hatta bazen arkadaşına böyle yandaki dükkana falan girerdi. O zaman kaset doldurma vardı. Ha tabii. Ay tabii benim sevdiğim şarkılar. Hemen biri girerdi. Ben de... Bütün sevdiğim şarkılar. Evet. Eskiden de korsancıymışız biz canım. Ne güzeldi ya. Var ya ben. Tabii tabii. Korsancı. Ben daha 9-10 yaşındayım. Girerdi. Orhan abi yok mu falan. Baba işte şeye gitti falan. İşte bir yere gitti. Tamam bak al bunu 60'lık ön tarafı A yüzü Ferdi Özbeğen. İşte B yüzü Orhan Gencebay olsun falan da. Benim çocukluğum orada geçti. Bir de bir piyano dururdu dükkanda hiç unutmuyorum. Bir satılık bir piyanoydu. Tabii. Ferdi Özbeğen kavuruyor o zamanlar ortada. Satmışım anasını, albümü, aynen. Bilmem neler falan filan. Benim de yaşım var, yaşım çıktı ortaya. Ondan Ata sonra... Atalar küçüktür arkadaşlar. Tabii. Atalar. Atalar çok küçüktür Atalar. Atalar. Yani rahmetli kuliste görünce yani o akşam böyle yani... Bahsettin mi ona? Bursa'dan falan. Az buçuk bir şeyler. Aynen. Zaten gösteride anlaşılıyordu Bursa'da tabii oldum. Tabii ki. Bahsediyoruz girişte falan. 30-35 yıl öncesine gitmiş gibi oldum. Yani beni oluşturan şeylerden, motiflerden benim için motif ama gerçek bir insandı. Bence ölümsüz zaten. Kesinlikle. Mesela rahmetli Zeki Müren'de de o ekolün başı olarak düşünürsek... Tabii. Artikülasyon mükemmel, konuştuğu anlaşılan, şarkının tabii. Kelimelerini tane tane sana geçiren ve biraz da tiyatral yaşatan. Aynısı Ferdi Özbeğen'de de var. Yani ne dediğini, beni böyle yapayalnız tak tak tak. Tabii yani, bitti. Net. Vababab diye bir şey yok. Tek tek yani. O kadar. Belki de çok sevdiği için Zeki Müren'i. Çok sevdiğini bakar biliyorum. Mısınız, bakar mısınız? Yani onu çok güzel almış. Ah, Safiye Ayla. Safiye Ayla. Evet. Ya, muhteşemdi çok yani. Çok değerli, çok asil, çok zarif. Ve hiç yormaz değil mi? Saatlerce dinleyebilirsin. Şimdi bir dakika buraya çıktık ya benim aklıma ne geldi? Ne geldi? Önce bir kameralara göstermeden dolumu toparlayayım. Ben de yapıyorum onu arada merak etme. Yapacak bir şey yok çünkü vallahi. Süzülmüşsün. Süzüldüm ben. Sen bayağı süzülmüşsün benim gibi. Şimdi çocukluğumdan beri çok eğlendiğim bir parça var. Ve 90'ların aslında o müzikal... duygusunu çok arabeskle ilgili tabii. Çok güzel ifade eden bir parça. Şaka yaptım hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? Bence o parçayı bir inceleyelim. 90'lar mı o? 90 yılları mı? 90 öncesi. 80'ler. İncelenecek bir şarkı Allah çünkü 80... Bayağı trafiği zor da bir şarkı ama. Ya ne diyorsun ama acayip. Ama Burhan Bayar'dı galiba. Evet. Burhan Bayar mı sözünü? Severim yani. Enteresandır. Var mı parça? Yani Burhan tabii abicim, ki söyleyelim. Yapmış, nereye dokunsun yani Burhan Bayar? Şöyle yapalım. Ben erkekleri okuyayım. Tamam ben de. Çünkü bu şarkıda şöyle tuhaf bir şey var. Adam kadını terk ediyor, terk ettiğini söylüyor.
Ve sonra da şaka yaptım diyor. Tabii. Kadın da diyor ki hani yapma bana böyle şakalar falan filan. Sakın mesela böyle şakalar yapma. Şu an böyle bir şey olsa biz, şu anki kızlar öyle bir alttan almazlar. Direkt böyle gerizekalı falan filan. Öyle şaka yapılmaz. Yani çocuklar.